Hayırlı sabahlar, hayırlı günler sevgili izleyicilerimiz. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Lalegül TV, Lalegül Efem ortak yayınında bugün de yine sizlerle birlikte kavuştuk elhamdülillah ve iki saat boyunca burada gazetelerden haberleri aktaracağız. Haberlere dair yorumlarınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Bunun için bir numaramız var efendim. Bizi size, sizi de bize yakınlaştıran bir numara bu. Bip ve WhatsApp'tan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Önceliği BİP'e veriyoruz. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. 0549 691 8080 WhatsApp numaramız. ve programımızın açılışını güzel dualarla yapalım. Rabbim inşallah sağlık saatten iyilikten güzellikten afiyetten bizleri ayırmasın İşimiz, gücümüz rast gitsin her şey yolunda olsun güzel haberler alabilmeyi güzel haberler verebilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin inşallah Rabbim bizleri doğru yoldan ayırmasın inşallah diye dua etmiş olalım bugünkü gönlümüzden dökülüveren duamız bu efendim şimdi. Bir de bir şey merak ediyorum. Bu cuma günleri bir e, sakinlik oluyor sabahın bu ilk saatlerinde. E, cuma günü de mi izin yapanlar var aramızda yoksa cuma günü işe e, geç gidenler mi var? Bu cumanın bu saatlerdeki tenhalığının adı ne bilmiyorum yani. Biz şimdi işe güce gelirken koyulurken mesela dünkü yoğunluk bugün yok oluyor bazen bu saatlerden. Benim e, gelme saatimde 7-8 arası bir... Böyle biraz daha tenha oluyor yollar. Niye öyle oluyor? Bunu anlayamadım yani. Bilen biri varsa yazsın. Ama Cuma günü gün içerisinde inanılmaz trafik yoğun oluyor. Mesela geçen hafta e, Sabiha Gökçen'e gittim saat iki buçukta. Yeni Bosna'dan çıktım saat iki buçukta. E, Sabiha Gökçen'e varışım beş buçuktu. Ee, ve oradan da yine iki saatte döndüm saat 8'e doğru tekrar yeni bostaya yani hiç beklemeden döndüm yani şöyle basit bir hesapla 5 buçuk saatlik bir trafiğin içerisindeydim. dün geçen hafta cuma günü ee, gün içerisinde inanılmaz trafik oluyor ee, hiçbir şekilde sağda solda uzakta yakında iş bırakmamak lazım cuma günü İstanbul için söylüyorum yoksa e, işin yüzde 60'ını, 70'ini e, yolda kaybediyoruz zamanın. E, dolayısıyla böyle bir durum var. İstanbul trafiği zaten içinden çıkılmaz bir hal almış, gitmiş vaziyette. Şimdi sevgili dostlar, bunu bilenler yazsın dedik ve programımızın açılışını yaptık. Haberlerimizle başlayalım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne, katıldı ve Türkiye'nin aşı çalışmalarına değindi Erdoğan. Bu arada 3,5 milyon aşı daha geldi Türkiye'ye. Bir önceki hafta başında da yani önümüz şu bu haftanın başında daha doğrusu 6,5 milyon doz daha gelmişti. Böylelikle 10 milyon oldu. 3 milyon da önceden gelmişti. Ne oldu? Toplamda 13 milyon aşı geldi. Çin'den geriye 37 milyon dozluk aşı daha alacağız efendim yapılan anlaşmalar gereği. Şimdi Türkiye'nin ABD ve Çin'in ardından en çok aşı çalışması yürüten üçüncü ülke olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri törenine katıldı. Yerli aşı çalışmaları ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç yenilikçi aşı adayının daha faz aşamasına başlamak üzere olduğunu duyurdu. Şu anda üç yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arefesindedir. Hocalarımızın çalışması kendi kategorilerinde dünyada klinik aşamaya geçen üçüncü aşı adayı olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca mevcut inaktif aşılardan daha etkin olma potansiyeline sahip bir aşımız ile ikinci nesil bir aşımızın çalışmaları da hızla devam ediyor. Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve milli üretimi konusunda özel sektör kuruluşlarımızı seferber ettik. Üretim onayı almış firmalarımız yenilikçi yerli aşılarımızın üretim süreçlerine dahil oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra dünyada yürütülen aşı çalışmalarına değindi. Yerli kendi aşının üretildiğinde uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz diyen Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Türkiye'nin ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten üçüncü ülke olduğunu ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Amerika ve Çin'den sonra COVID-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke durumundayız. Bu alana yaptığımız yatırımlar sadece salgın dönemiyle sınırlı da değildir. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olarak uzun yıllardır ihmal edilmiş bu alanda uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz. Efendim bir de bilim kurulu toplantısı yapıldı. Şimdi eee bu bilim kurulu toplantısıyla beraber yapılacak olan açıklama yazılı gerçekleştirildi. Ve koca 75 yaş üstü vatandaşlar için aşılama sürecinin de başladığını söyledi. Tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğini, hala çıkan vaka sayılarının tedirgin edici boyutta olduğunu dile getirdi. Aşı takviminde artık yeni bir adıma geçildi. 75 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yoluyla toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Koca, "Bilim kurulumuzun önerileriyle hazırlanan aşı programına göre artık yeni bir adıma geçildiğini belirtti. Yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız." diyen Koca 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler diye belirtti. Sağlık Bakanı aşı programında kullanılan inaktif aşının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozluk bölümü hafta başında ülkemize getirildiğini gerekli testlerin tamamlanmasından sonra aşıların kullanıma sunulacağını bildirdi. Koca virüsün dünyadaki seyrinin bilim kurulu tarafından düzenli olarak takip edildiğine dikkat çekti bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika ile olan uçuşlar durdurulmuştu diye belirten koca. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi. Özellikle Güney Afrika'da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı açıklamasında alınan tedbirlerin vaka sayılarına etki oranlarını da paylaştı. Koca, alınan tedbirlerle vaka sayısında %80'e varan hızlı bir düşüş sağlandığını belirtirken, ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5000-7000 bin, bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir, ifade etti. Bakan Koca, dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında, tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiğini vurguladı. Koca bir kez daha tedbir uyarısı yaptı. Kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Evet, e, bilim kurulunun açıklamaları elbette önemli. Şimdi buradaki alınan tavsiye kararları kabine toplantısında alınacak kararları etkiliyor. Çünkü kabine toplantısında düşünülüp tartışılıyor, konuşuluyor. Bir karara varıyor ve bu hepimizi bağlayıcı oluyor. Şimdi... Kabine toplantısı yapılmadı biliyorsunuz bu hafta Perşembe günü yapılırdı, MGK toplantıları vesaireler işte Yüksek İstişare Kurulu toplantıları falan yapıldı ama kabine toplantısı gerçekleşmedi. Şimdi bu kabine toplantısı bugün yapılır mı acaba onu da bilmiyoruz. Büyük ihtimal artık bugün yapılır diye tahmin ediyoruz. Niye? Gerçi ikinci bir karara kadar sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek ama e, bu kurallar kısıtlamalar kaldırılacak mı, esnetilecek mi? Moskova'da biliyorsunuz e, kurallar yeniden esnetildi, e, Polonya'da yine aynı şekilde mesela kurallar esnetildi, gevşetildi. E, böyle bir durum var. E, bu işte restoranların açılması gibi durumlar ne olacak? bir bir an evvel bir belirginleşmesi lazım e, diye düşünüyoruz İşte o kabine toplantısı zannediyorum artık bugün yapılır e, yapılırsa da detayları yine aktarırız sizlere mesajlara bir bakalım şöyle bipten gelen mesajlar öncelikle ve ilk mesajı 545'te göndermiş Çorlu'dan ilhami kardeşim 545'te demiş ki Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, tüm Müslüman aleminin cuması mübarek olsun, hayırlara vesile olsun demiş. Eyvallah ilham kardeşim, bil mukabele. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah hutbeyi dinlemeden, cumanın farzını kılmayalım, ne olur ne olmaz Allah muhafaza diyor. Hamit Coşkun göndermiş mesajını. Biliyorsunuz CHP'li Berhan Şimşek AK Parti Mer Genel Merkezi'nde hazırlanıyor hutbe. Ee, tam bir propagandaya dönüşmüş durumda hutbeler. Ya gidip de dinlemedikleri ne kadar belli arkadaş ya. Ya nasıl belli? Bu kadar olmaz ya. Ya nereden sen bunu duydun? Nereden öğrendin de? Nasıl bunu AK Parti'nin propagandası olarak e, yorumladın? Demek ki hiç dinlemedin yani. Biz çocukken Ramazan'da şöyle bir şey olurdu bak. Ee, şimdi Ramazan'da caminin Camiye, teravihe gidiyoruz. Caminin yanında da park var. Parkta da bütün çoluk çocuk teravih zamanında ama şamata, şenlik yani öyle bir oyunlar oynanıyor ki öyle böyle değil yani. Hani dışarının o şenlik e, gürültüsü e, o zaman bizim aklımızı çeliyordu camide mesela. Çok küçüğüz ya. E, dışarıya çıkıp bazen kaytarıp böyle e, sıvışıp Dışarıda parkta oyun oynuyorduk arkadaşlarla. işte torpil patlatanı mı dersin, füze uçuranı mı dersin yani. Ondan sonra akşam eve geldiğimiz zaman sınav başlardı. Hadi bakalım söyle kameti kim yaptı? İşte ezanı kim okudu? Ondan sonra hoca şurada farza neyi okudu falan gibi böyle. Hani gittik mi gitmedik mi acaba diye sınava çekilirdik. Şimdi bu da böyle. Yani hutbeyi gidip dinlemedikleri belli oluyor. Camiye gitmedikleri ortaya çıktı yani. E, Hamit Bey o yüzden diyor, aman diyor hutbeyi dinlemeden e, Cuma'nın farzını kılmayalım. O Berhan Şimşek çünkü hutbeyi dinlemeden farzı kılıp kaçıyoruz demişti. Sıralamayı da bilmiyor. Önce bir hutbe okunur, ondan sonra farzını kılarsın cemaatle. Ondan sonra da son sünnet kılınıyor şimdi pandemi döneminde. Son sünnetin hemen arkasından tesbihat yapılıyor, dua ediliyor. Ee, onun öncesinde tabii arkaya bir de Zührahir ve e, vaktin son sünneti kılınır idi. Tabii bunu şimdi herkes evinde kılsın diyorlar. Camide pandemi olduğu için e, bu dönemde yani daha fazla vakit geçirilmesin, bir sıkıntı olmasın diye dikkat ediliyor ona. Ama işte bunu kim bilecek? CHP... ...Liberhan Şimşek'in bilmediğini bildik biz artık. Ee, diğerleri gidiyor mu gitmiyor mu orasını da bilemeyiz artık yani. Selamun Aleyküm, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Allah'ın bereketi tüm Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah kardeşim. Tüm Türkiye'ye selamlar olsun. Her sabah sizi sabırsızlıkla izliyoruz. küçük göğeden Sahra makina çalışanları ve Hacı Dayın Allah'a emanet olun demiş. Eyvallah bizden de selam olsun efendim. Nurlu cumalar, hayırlı bereketler üzerimize olsun demiş kapaklıdan dua ile mesajlarını göndermişler efendim. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz hepinize. Ve WhatsApp'a şöyle bir hızlıca bakacak olursak eğer gelen mesajlara, abi 5 gün dışında sırf ceza kesmek için bu kısıtlama diyor göndermiş olduğu mesajında, isim belirtilmemiş. Günaydın. Lale Gül Efendim diyenler var. İsim belirtilmemiş. Hayırlı Cumalar mesajları var. Yine isim yazılmamış. Giresun Eynesil'den Serkan Köse kardeşim yazmış. Deniz'in de fotoğrafını çekmiş. Diyor ki, abi hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Bugün balık çıkacak. Durum öyle gözüküyor. Deniz'in üzeri gırgır dolu. Allah'a emanet olun demiş. Şimdi zaten bu gırgırlar birazcık da Deniz'i, mahvetti biraz değil mi? Yani Serkan sen daha iyi bilirsin ama bu gırgırla yapılan av e, maalesef o denizin dibini böyle söküp alıyorlar. E, sonra da işte hamsi niye yok? Ya üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde maalesef balığı çokça ucuza yememiz lazımken yiyemiyoruz. Elhamdülillah bereketli topraklara sahibiz tarım anlamında. Diğer pek çok ülkeye baktığınız zaman suyumuz da var çok şükür ama ona rağmen sebzeyi meyveyi hakikaten ucuza yiyemiyoruz. Bir şeyler ters, bir şeyler yanlış, bir yerlerde hatalar yapılıyor. Biz bunları dile getiriyoruz, söylüyoruz. Lütfen artık bir şeyler yapılsın diyoruz. Bakalım şimdi biraz bir hareketlenildi. Yani ee, bir araştıracaklar, soruşturacaklar. Ne zaman biz sonuca ulaşırız vatandaş olarak bilmiyorum ama hani Ticaret Bakanlığı ceza falan kesiyor. Ama ben söylüyorum yine bu kesilen cezaların hiçbir caydırıcılığı yok. Yani cezai müeyyide dediğin zaman burada adam öyle bir korkacak ki bir daha suç işleyemeyecek. Yani bu yani suç teşkil eden şeyi yapamayacak. Şimdi kurallara, trafik kurallarına uymamanın cezası bizim ülkemizde e, yine düşük Avrupa'ya baktığın zaman. Bizim arkadaş var işte e, eşi Makedonyalı e, orada Makedonya'da ceza 2000 euroymuş gelir 200 euro civarlarında 200-300 euro civarında e, hadi gel de şimdi trafik kuralına uyma bakalım uymuyorsan nasıl baba yiğitsen. O bile benim artık şey değil de onu adil görmüyorum. O zaman da zenginlerin böyle kafasına buyruk yaşayabildiği efendim bir dünya düzeni ortaya çıkıverir ki bu da hoş bir şey değil. Bence cezaların yüzdelik dilimleri olmalı ve insanların resmi gelirine endekslenmeli. Ancak ve ancak bu iş böyle çözülür. Mesela atıyorum kırmızı ışıkta geçmenin cezası gelirin üzerinden yüzde 15 ceza olmalı mesela. Yüzde 15 kırmızı ışıkta geçti ya da yüzde yirmi artık neyse ne kadar e, olacaksa. Herkes de ona göre. Şimdi adam kazanıyor ayda 20 bin lira. E, bunun yüzde 15'ini yüzde 20'sini alsan hani böyle birazcık daha fazla bir tutar yapar. E, o zaman başka bir şey olur. Yani eşitlik her zaman adalet olmayabiliyor. E, duruma göre bir e, karar çıksa mesela daha mantıklı olur diye düşünüyoruz. Vergi de öyle olmalı e, aynı zamanda gibi 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 şeyler. Yani caydırıcılığı yok. Adama gidiyorsun, ceza kesiyorsun 1 milyon lira. Niye? Fahiş fiyat artışı yaptı diye. E e adam zaten 1 milyon lira değil, 100 milyon lira kazandı. Yani bunun Yüzde birini de sana veri verir. Ne olur ki yani? Ne olacak ki? Ama şunu yapsan, kardeşim sen faiz fiyat e, şey yapmışsın sana son işte atıyorum kaç zaman olmuş? İki hafta. Bu iki haftalık kazancının yüzde onunu ceza olarak kesiyorum. Bak iki haftalık kazancının yüzde onunu ceza olarak kesiyorum ve uyarı cezası veriyorum yanında. İkinci kez yaparsan %20 kesiyorum son iki haftadaki karını e, ya da son bir aydaki karının e, ikinci uyarı. Üçüncüsünde de seni bir ay ticaretten men edeceğim, bir şey yapacağım. Yani bunun bir yolu, yöntemi bulunabilir ya. Bir caydırıcı olsun cezalar yok. Herkes rahat rahat takılıyor valla. E ondan sonra fiyat da artar, bir şey de olur. Devlet onu takip edinceye kadar adam çoktan köşeyi dönüyor. Kaç kere dönüyor hem de. Maalesef. Selam olsun bu arada Serkan Köse kardeşimize. Esenköy'den Hacer Bayat ablamız da yine selamlarını iletmiş efendim. Gelen mesajları yine okumayı sürdüreceğiz. Peki, Beykoz'daki kargo gemisi haberini verelim. İstanbul Beykoz açıklarında Panama Bandıralı bir kargo gemisi makine arızası sebebiyle önce karaya oturdu denilmişti ama... Sonra İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Hayır karaya oturmadı diye. E, fakat karaya doğru sürüklendi gemi ve kıyıya yakın bir yere demir attı. İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmek için yol alan Panama bandıralı gemi Riva açıklarında arızalandı. Petra Star adlı kargo gemisinin kaptanı yardım çağrısında bulundu. Karaya doğru sürüklenen gemi kıyıya yakın bir yerde demir attı. Makine arızası bildirilen gemiyi kurtarmak için olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 190 metre uzunluğunda 26828 gross tonluk gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Halil Ekin hayırlı cumalar demiş. Sizin ve tüm Müslümanların Cuma'sı mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun demiş. Amin inşallah her birimizin. Çanakkale'den bir haber. Ayvan Ayvacık ilçesinde gölete düşen Aracın içerisinde iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir araç gölete düşmüştü ve kaybolan iki kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Aracın içindeki iki kişiden biri olan Filiz Soydan Çiçek, deniz polisi tarafından aracın suya kapıldığı yerin yaklaşık 300 metre uzağında bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede 50 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan Mürsel Meracıoğlu için yürütülen çalışmalarsa Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik koordinasyonunda devam ediyor. Efendim bu arada Şükriye Özden e, ablamız da 0558'de mesaj göndermiş. Bayağı uzunca bir duada bulunmuş. E, Allah razı olsun diyor ki kalbimiz imanla gönlümüz İslam'la dilimiz Kur'an'la kulağımız ezanla gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Bu dünya fani, sakın güvenmeyelim. Giden gelmez, gelen durmaz. Allah sevgisi gönülden çıkmaz. Gönlümüz iman ve kanımız cennet olsun." demiş efendim. Allah'a hayırlı bir kul olabilmek ümidiyle ee, hayırlı cumalar demiş. Allah razı olsun. Efendim, yangınlar var şimdi de, yangınlar bitmiyor. Ee, maalesef kış gelmesiyle birlikte sobalar e, bu durumu birazcık daha bu haberleri ikiye, üçe katladı maalesef. Onlardan biri Konya'da yaşandı, alev alev yanan evden acı haber geldi. 3 yaşındaki çocuk annesiyle beraber ne yazık ki hayatını kaybetti. Bir başka yangında Adana'da yaşandı. Ee, Adana'daki yangında mahsur kalanlar kendisini balkona atarak kurtarılmayı beklediler ve Samsun'da da bir sanayi sitesinde çıkan yangında 5 iş yeri ve çok sayıda araç zarar gördü. Alev alev yanan evden acı haber geldi. 3 yaşındaki çocukla annesi yaşamını yitirdi. Yakınları sinir krizi geçirdi. Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. İçeride bulunan 3 yaşındaki çocuk ve annesi için ekipler yoğun çalışma başlattı. Çocuk evden yaralı olarak çıkarıldı fakat anne Hülya Yürür için ekipler büyük çaba harcadı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler anne Hülya Yürür'ün de cansız bedenine ulaştı. Adana'da ise yangında mahsur kalanlar çaresizce kurtarılmayı bekledi. Adana'da iki katlı bir evin merdiven boşluğundaki odunlukta yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar binanın sigortasını kapattıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada ev sahibini uyandıran vatandaşlar yoğun duman nedeniyle kimseyi bulunduğu yerden çıkartamadı. Evinin içi dumanla kaplı olan vatandaşlar kendisini balkona attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahsur kalanları dışarı çıkaran ekipler evin içindeki yoğun dumanı da tahliye etti. Samsun'da da bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Motor yağ deposu ve mobilya imalathanesindeki yangında oluşan patlamalar sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle 5 iş yeri ve çok sayıda otomobille yol kenarında bulunan hurda araçlar zarar gördü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Şimdi kış gelince elbette sobadan zehirlenme haberleri de 2'ye 3'e katlandı. E, maalesef yani karbon monoksit gazından zehirlenme. Eee Nide'de yaşlı bir çift sobadan sızan gazdan e, zehirlenerek hayatını kaybetti. Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında İdris ve Nefise Özcan çiftinden bir süredir haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giren ekipler Özcan çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi Nide Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Şimdi kış gelmeden bacalarımızı muhakkak kontrol ettirmemiz lazım. Ee, ve aynı zamanda bakınız yaşlı çift deniliyor. Şimdi bu yaşlı çift e, Allah rahmet eylesin pek çok e, annemiz babamız eğer yaşlanmışsa evleri sobalıysa Bacalarını bizim kontrol etmemiz lazım gidip e, çekiyor mu çekmiyor mu efendim yani bazen kurum bağlar baca iyice daralır e, bunu gülle salardık biz eskiden bacadan o kurumu kırıp içinden hani e, tıkanmasın baca diye bir de sobayı yatarken muhakkak ama muhakkak kapalı tutmak gerekiyor bunu uyarıyı hatırlatmayı yapalım. Yanan ateşi söndürünüz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sobada yanan bir ateştir. Dolayısıyla altını üstünü kapatmamız lazım bu sobanın. Bacamız da her daim açık olacak. Lodos modos estiği zaman geri teper ve bu da zehirlenmelere sebep olur. Borularda efendim delik, çatlak, kırık vesaire olmayacak. Bunlar önemli şeyler. Bunlara dikkat etmek lazım efendim. Yani sobalı evde öyle soba, ben uyurken hafif hafif yansın sıcak sıcak yatayım diye bir şey yok. Eskiler boşuna 40 kiloluk yorgan yapmıyorlarmış yani. Niye? Akşam yatıncaya kadar soba yanar, sobayı söndürürsün, altın üstünü kapatırsın. Ondan sonra gece yatarsın o 40 kilo yorganın altına girersin sıcak sıcak uyursun. Sabah kalktığında açarsın sobanın altını. Soba yeniden yeniden yanmaya, ısınmaya başlar. Bunlar önemli şeyler gerçekten. Yani neyi nasıl kullanmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Elbette takdiri ilahi ama tedbiri kesinlikle almamız gerekiyor. E, aman ha dikkat edelim efendim. Şimdi e, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir yakınlaşma var. 3,5 yıllık körfez krizi tamamı erdi. Uçak seferleri yeniden başladığı iki ülke arasında ve Katar Hava Yolları Dubai'ye günlük iki sefer düzenlemeye başladı. 3,5 yıllık körfez krizinin ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri düzeltmek için adımlar atıyor. İki ülke arasında uçak seferleri yeniden başladı. Katar Hava Yolları Dubai'ye günlük iki uçak seferi başlatıldığını duyurdu. Doha ve Abu Dhabi arasında bundan böyle günlük seferler düzenlenecek. Körfez ülkeleri 2017 yılında terör gruplarını desteklediği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve ambargo uygulamıştı. Öte yandan Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır, Suudi Arabistan'la Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştur. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhansa 5 Ocak'ta El Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı. Mesajlara bakalım. Sultan Gazi'den Esen Tepe'den Ekrem Baran Bey hayırlı yayınlar inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bolu'dan İsmail Bey Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir Cuma günü dileklerimle selamlar tüm Lalegöl sevdalılarına hayırlı Cumalar Mustafa kardeşim Allah korkusunu yerleştirmek lazım cezaları da şeriat kanunu gerekli ve selam demiş göndermiş olduğu mesajında solmaz ablamız da yine selamlarını iletmiş hayırlı Cumalar dilemiş Rabbimden hayırlı Cumalar dilerim selam ve dua ile diyor. Ey vallahi Bip'ten gelen mesajlar böyle WhatsApp'tan gelen mesajlar da var. Onu da bekletmeyelim. Ama sizde yavaş yavaş WhatsApp'tan mesaj gönderen sevgili abilerimiz, ablalarımız da Bip'e dönsünler. Zor biliyorum, kolay değil. Yani alışkanlıktan vazgeçebilmek. Hatta Bip çoğu kişinin ana ekranında bile değil. Yani onu ana ekrana taşırsak eğer kullanım sıklığımız artabilir. E, ikinci üçüncü sayfalarda kalınca kullanılmıyor Çünkü WhatsApp zaten orada hemen elimiz oraya gidi veriyor nereden mi biliyorum Tabii ki kendimden biliyorum yani e, Nizamettin abimiz selamlarını göndermiş hayırlı sabahlar lalegül çalışanlarına e, diyor Eyvallah Nizamettin abicim Hakan Kayalar e, beyefendi diyor ki Mustafa Bey kardeşim günaydın hayırlı sabahlar eyvallah abicim. Ben o sizin dediğiniz gırgır değil troll uygulaması yapan e, aşağılık balıkçılar gerçi gırgırlar da altta kalmıyorlar. Türkiye'de balık nasıl çoğalır daha önce dünyadaki uygulamaları var. Önce teknelerin şok cihazları söktürülmeli çünkü bu cihazlar önce suya düşük amperler ve yüksek voltajla yani 200 bin volt civarı cereyan verir balığı bayıltır sonra ayda o balığı kaldırırlar. Bu cihazlar 5 yıllığına seçilmeli. Balık bulucu sonar cihazları 5 yıllığına sökülmeli. Balıkçıları biraz doğal yöntemle av yapmaya mecbur etmeli. Bakın o zaman balık denizde nasıl çoğalıyor. Ama bunu bizim ülkemizde yapacak ne kanun ne de yönetici var. Saygılarımla demiş. Bence bunu biz şu yani şöyle problemin sıkıntısını İyice yaşadıktan sonra aklımız başımıza geliyor bizim maalesef. Yani bir plan yapalım, ona uygun hareket edelim e, diye bir şey yok. Mesela geçen haber vardı, çevre 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 diyoruz, yanıyoruz, tutuşuyoruz bunun için. Aman dikkat edelim, e, aman efendim e, sularımızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım falan diye e, büyük menderesin başına gelen yani mis gibi akan Büyük Menderes şu anda neredeyse gömük akıyor yani eskilerin tabiriyle gömük olmuş. Niye? E fabrikaların atığı oraya gidiyor, kanalizasyon bağlanmış, bilmem ne olmuş falan. Ya sonra da suyumuz yok diyoruz. Benim bildiğim kadarıyla da Büyük Menderes zaten tatlı su. Yani e peki niye biz yeri ve vakti geldiğinde bu suları efendim içme suyu olarak değerlendirebilecekken ya da kullanma suyu olarak değerlendirebilecekken böyle hoyratça davranıyoruz ya. Enteresan bir şey yani bunun niye kimse dur demiyor buna? Bunu çözebilmiş değiliz maalesef. Yani meselemiz yapmıyoruz. Ne yerelde ne genelde yani bir mesele iyice böyle can sıkıcı noktaya gelinceye kadar hareket etmiyoruz. Ondan sonra da zaten geriye döndürebilmek ya da rehabilite edebilmek çok çok zor oluyor. Denizlerdeki vaziyette bu maalesef. Yani bir Nadas'a bırakalım gerekirse bir yıl Nadas'a bırakalım. Herkes e, feragat etsin balık yemekten fedakarlık yapsın. E, sonra denizlerimizdeki bir artış sağlansın. Belgeli olsun bu iş. Kesinlikle herkes açılamasın denize. Herkes toparlayamasın denizden bir şey. Bunlar yapılmalı ama Bunlar köklü değişiklikler isteyen şeyler. Ne yazık ki. biz de köklü değişikliğe biraz önce tepki gösteriyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş güçle, cebren de olsa bir icraat yapılıyor. Bu sefer küsüyor. işte seçimde oy vermemekle tehdit ediyorlar. Bilmem ne, şudur budur deyince iyice işler kilitleniyor maalesef. Ya yani bu da bir gerçek. Edirne'den Sultan ablamız selamlarını göndermiş. Efendim hayırlı cumalar demiş Hasan Hüseyin Demir Bey. Hadımköy'den hayırlı cumalar diyor. Allah razı olsun. Ee, yine isimsiz mesajlar var. Teşekkür ediyoruz teveccühleriniz için. Hani dediniz ya cezalar devletteki gelirimize göre olsun diye. Lakin 3 bin lira alan da 10 bin lira alan da asgari ücret alıyor diye görünüyor demiş İstanbul'dan Ersin Bey. O da artık işin başka bir boyutu hakikaten. E, o vergi Kaçakçılığına giriyor birazcık. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Mustafa kardeşim. E, hasta olanların, darda kalanların Allah yardımcıları olsun. Hayırlı cumalar dilerim. Safranbolu'dan selam ve sevgiler Allah'a emanet olun demiş Necmi Kara abimiz. Allah razı olsun. Amin. E, i̇nsanlar evine beton götürmüyor. Marketlerin acil denetlenmesi e, lazım. Ha, AK Parti'nin icraatları güzel ama insanlar evine beton götürmüyor. Marketlerin acil denetlenmesi lazım. 5 kiloluk sıvı yağ 70 liraya dayandı. İnsanlar köprüye, tünele bakmaz, boğazından geçene bakar, kusura bakmayın demişler efendim mesajlarında. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar demiş Sevgi ablamız yine. Ali Beyköy'den Leyla ablamız da hayırlı cumalar dilemiş. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz biz de sevgili izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Efendim Amerika'da başkan değişti. Değişti de ne oldu sanki? Ne oldu? Biden geldi. Ne oldu yani? Aynı şey. Aynı tas, aynı hamam. Devam edip gidiyor işte Amerika Amerikalılığına. Ee, ve ama Trump'ın yaptığı bazı icraatları değiştiriyor. O da hani Biden geldi ya, e şimdi bir şey yapması lazım. Yani herkesin şikayet olduğu bir yönetim varsa eğer, kararlar, icraatlar varsa bunu en azından şimdilik durdurması ya da tam tersi hareket etmesi lazım ki başkanın değiştiği belli olsun. Yani o içeriye dönük kararlar ya da dışarıya dönük kararlarda. Şimdilik böyle ama ilerleyen günlerde Biden da öyle zannediyorum ki aynı kararları alır. Çünkü sistemin bir dayatması var başkanlara onlar da bu kararları alıyorlar. Şimdi Biden ne yaptı? En son e, Baye yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış onayı verilen F-35'lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı. Neden? Baye yavaş yavaş Katarla Matarla falan normalleşiyor ya aslında dolaylı olarak Türkiye ile de normalleşmenin derdinin içerisinde birazcık. Fakat bu işler böyle biraz ağır aksak ilerler. Yani Amerika'da bunu gördüğü için şu anda bay'e f 35 satışını çat hemen durdurdu, kesti. Bakalım ne olacak, ne bitecek izleyelim. Dışişleri yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, yeni yönetime inceleme fırsatı vermek üzere bakanlık bazı askeri transfer ve satışları geçici olarak durdurdu denildi. Bu durumun başkanlık görev değişiminde normal olduğu belirtildi. Dışişleri yetkilisi atılan bu adımın tüm satışları kapsamadığını ancak bu ayı yakın zamanda satış onayı verilen F-35 ve diğer silah sistemleriyle Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye onay verilen satışların da buna dahil olduğu bilgisini verdi. Eski başkan Donald Trump yönetimi İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında bu ayı F-35 satışına onay sözü vermişti ve taahhüdünü görevden ayrılmasının hemen öncesinde yerine getirmişti. Evet, yani şunu da biliyoruz ve görüyoruz ki adamlar kendi içlerinde ne olursa olsun tutarlı davranış sergiliyor. Ee, en ufak bir mesela Türkiye'nin doğrudan ya da dolaylı olarak çünkü iyi takip ediyorlar yani dışarıyı e, böyle bir bypass et, edecek bir nokta bile görseler hemen orayı kesi veriyorlar. İşte Amerika'nın yaptığı şey de bu birazcık e, F35'leri hiçbir şekilde e, vermek istemiyor. Böyle Baye'ye de niye? Güvenemiyor çünkü yani yarın bir gün Baye Türkiye ile ben normalleştim deyip de F-35'leri oradan verir mi? Tabii anlaşmalar ona göre yapılıyor ama öyle bir e, suların ısındığı zamanda kim dinler anlaşmayı yani. Şimdi Almanya'daki tedavisinin ardından Rusya'ya Dönünce tutuklanan bir Rus muhalif var. Bu biraz ortalığı karıştırdı. Rusya'da da tuhaf şeyler olmaya başladı. Alexei Navalny adamın adı. Ee, ve bu kişinin evine, vakfına polis tarafından baskın yapıldı. İzleyelim sonra detaylarını gazetelerden okuyacağız. Rusya'da zehirlenmesinin ardından Almanya'ya götürülen ve buradaki tedavisinin ardından başkent Moskova'ya götürülen Rus muhalif lider Alexei Navalny havaalanında polisler tarafından önce gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Navalny'nin tutuklanmasının ardından ülkede protestolar patlak vermiş, birçok ülke ve uluslararası kuruluş Navalny'nin serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulunmuştu. Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ise yabancı ajan listesine alındı. Rus polisi Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'na ve Navalny'nin eşi Yulia Navalna'nın yaşadığı eve baskın düzenledi. Evde ve vakıfta yapılan aramalarda birçok dokümana ve bilgisayara el konuldu. Evet şimdi diriliş postası ne diyor Maşetinde Rusya'da neler oluyor diyor. Hakikaten neler oluyor. Biz Amerika'da bir karışıklık çıkacak diye beklerken Rusya'da millet sokağa indi. Ha bire protesto. Hollanda'da var protestolar. Onlar hadi kısıtlama kalksın vesaire diye protesto ediyorlar. Almanya'da zaman zaman böyle ufak çaplı protestolar yaşanıyor. Bir de Rusya'da kalabalıklar artmaya başladı meydanda. Rusya'nın başkenti Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere ülkenin birçok şehrinde muhalif lider Navalny'nin çağrısı üzerine geniş çaplı gösteriler yapıldı. Moskova'nın polis gücüyle bastırdığı protestolarda 3500 kişi gözaltına alınırken sosyal medya üzerinden yapılan sokak çağrıları mikser görevi görüyor denilmiş efendim. 20 Ağustos'ta bir uçak yolculuğunda zehirlendiği iddiasıyla Almanya'da tedavi gören Navalny Rusya hükümetini suçladı. Ülkesine dönüşü bir siyasi kampanyaya dönüştüren Navalny uçaktan ilerilmez tutuklanınca Rusya tarihinde az rastlanır seviyedeki kalabalıkların protestoları baş gösterdi. Göçmen karşıtı faşist söylemleriyle bilinen Navalny'nin son dönemde yolsuzluk vurgusu yapıyor olması izlediği siyasi çizginin popülist çizgiye kaydığı yorumlarına yol açıyor henüz bir parti kurmasa da kalabalıkları sosyal medya üzerinden harekete geçiren Navalny için yapılan protestolar dünyanın dikkatini çekti. Yolsuzluk soslu, ekonomik krize vurgu yapan söylemleriyle şimdilik kalabalıkları etkilediği görülen Navalny'e Putin karşısında pek bir şans verilmiyor. Zira Putin sahip olduğu halk desteğini ve siyasi gücünü kendisine Rusya'nın kaybettiği toprakları geri alan büyük lider gözüyle bakılıyor olmasından alıyor denilmiş. Bir de ayıya biniyor bu Putin biliyorsun. Ayıya binip poz falan veriyor böyle efendim. Soğukta yüzüyor, buz gibi sulara giriyor. Bunlar Rusya'da onlar çok etkileyici şeyler biliyor musun yani. Ayı boğan Putin'in diğer unvanı neredeyse ee, şimdi Kimse memnun değil arkadaş ya. Herkesin bir problemi var. Herkes bir böyle tepki gösteriyor, dile getiriyor. İşte e, herkesin istediği bir şey var. Rusya'da da mesela sistemin değişmesini isteyenler var. Bu tabii küçük hareketler olarak görülüyor ama yani yarın bir gün bu hareketler büyürse, Navalny parti kurarsa, işler değişirse neler olacak? Mesela Amerika'da hani... Kongreye bastılar adamlar. Daha ne olsun diyorsun? Beş kişi hayatını kaybetti. Yani bir tanesi de polisti. Kan aktı, tarihe geçti. Bak ne oldu, ne bitti. Şimdi hiç kimse sesini, soluğunu çıkarmıyor yani. Üzerinden 23 gün geçmiş bugün bakıldığında. E, bitti mi yani her şey diyorsun? Ama bitmiyor işte. Bir sonraki dalga daha şiddetli oluyor. Yani bu fay kırıklık kırıklarını bu mecaz olarak söylüyorum. Fay kırı kırılmalarını eğer onarmaz iseler daha büyük bir deprem için hazırlık yapılıyor her bir kırılma. Bu sebepten dolayı kimin ne sıkıntısı varsa çözülmesi lazım. Ben bunu bizim ülkemiz için söylüyorum. Yoksa Amerika'daki, Rusya'daki hadiseler önemli değil bizim için. Yani bak toplumsal hadiselerin tetikleyicisi durumunda olan bazı kararlar var. Nedir onlar? İstanbul Sözleşmesi. Yani bugün baktığın zaman herkes maalesef canı yanan adamın ne yapacağını hiç kimse bilemez yani. Bu şiddet olayları artıyor ya. Kimse de ama gidip niye şiddete bulaşıyorsun kardeşim demiyor. Çünkü onun takati dayanabileceği nokta o kadarmış. Artık bir şekilde kendi bildiğini okuyor. Ben kendi hakkımı, hukukumu kendim sağlarım diyor. Yanlış Dolayısıyla biz cezai müeyyideleri artırmak ya da caydırıcı olmasını sağlamak ile zorunluyuz. Birincisi, ikincisi ama bir de ıslah etmek. Yani bu problemler neden kaynaklanıyor, nereden kaynaklanıyor? Bu suyun yolunu baştan kesebilmek lazım. Yani bir rehabilitasyon sistemi, topyekün. İstanbul Sözleşmesi sana zarar veriyorsa ki o sana Siltürk ee, beyefendi kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleşmeyi muhakkak kaldıracağız dediğini dile getirdi. İşte herkes de bekliyor ee, bu ve bunun gibi daha pek çok şey var işte yapılması gereken icraatlar. Yani e, bu küçük fay kırıklarını bir an evvel tamir etmek lazım. Onun hatırlatmasını yapalım efendim. Araya gidelim. Dönüşte birazcık daha meseleyi koyulaştıralım. Ee, muhabbet edelim, konuşalım, dertleşelim. Siz de mesajlarınızı gönderiniz numaramıza. Yeniden birlikteyiz efendim. Reklamların akabinde aranın ardından yine gazetelerden haberleri aktaracağız. Mesajlarınızı da okuyacağız elbette. Diriliş postasında e, başlamıştık ve manşetini aktarmıştık. Diğer haberlerine bakalım hemen şöyle. İBB'den otoparklara %44 zam kararı diyor. İstanbul'da 7 Emin otoparklarına %44 zam yapıldı. Yönetime geldiği günden bu yana zamlarla gündeme gelen İmamoğlu ve yönetimi İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda 7 Emin otoparklarına zam yaptı. Asıl şoksa zam kararının ardından yapılan açıklama oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı zam kararının çok büyük tepki almayacağını söyleyerek salgın sürecinde yaşanılan zor günlerde vatandaşı yalnız bıraktı denilmiş efendim Diriliş Postası'nda. Çin ihracat treni yola çıkıyor. Çin sonrası şimdi de Rusya, Bakü, Tiflis, Kars BTK üzerinden Türkiye ile Çin arasında sefer yapan ihracat trenlerinin başarıyla işletilmesinin ardından Türkiye ile Rusya arasında blok ihracat trenlerinin işletilmesine de başlanıyor. Bu kapsamda Türkiye-Moskova arasında işletilecek blok ihracat treni nasipse bugün Ankara-Gar'dan yola çıkacak denilmiş. Bak ne kadar güzel bir şey, bak nasipse. Ne kadar güzel ya, böyle şu kelimeleri kullanalım ya. Bizim hakikaten inancımızı yansıtan şeyler, böyle satırlarda rastladığım zaman ben çok hoşuma gidiyor. Tebrik ediyorum diriliş postasını, ne kadar güzel bak nasipse bugün... Ankara-Gar'dan yola çıkacak deniliyor. Türkiye-Moskova arası, arasında işletilecek blok tren. Eyvallah. Efendim, diriliş postasından sonra geçiyoruz Yeni Akit gazetesine. Yeni Akit e, diyor ki manşetinde, akademisyen değil, militan, öğrencilere yöneltilen sorularda bile Erdoğan ve İmam Hatip Lisesi düşmanlığı. Laikçi kafa üniversiteleri siyasi bataklığa sürüklemeye devam ediyor. Azgın azınlık Boğaziçi Üniversitesi'ne yasal yollarla rektör atanmasını bahane ederek üniversitelerde siyaset istemiyoruz yaygarası koparırken Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bir final sınavında öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesi ve İmam Hatip Lisesi düşmanlığına yönelik skandal sorular sorulduğu ortaya çıktı. İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyesi Doktor Bülent Nami Nomer'in final sınavında öğrencilere yönelttiği ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı ne anlama gelir sorusunun cevabında Tayyip'e sor şıkkı yer alıyor. Yine aynı sınavda yer verilen küçük bir ticaret kasabasında herkes fındık yetiştiriyor. Kimin refahı serbest ticaretle yükselir sorusunun şıkları arasında Tayyip her zaman kazanır şeklinde skandal ifadeler bulunuyor. Sınavda öğrencilere sorulan Bilal bir saatte bir ayakkabı kutusu üretebiliyor. Ok ve yayıyla iki saatte bir tavşan avlayabiliyor. Bir günde sekiz saat vardır sorusuyla Okçular Vakfı yöneticisi Bilal Erdoğan ve Berat Yep ile bir saatte bir ayakkabı kutusu üretebilir. Bir saatte bir tavşan yakalayabilir yeni ekonomi programı. Her ikisinde yararlanabilmesi için kim kime hangi oranda satmalıdır sorusuyla da Berat Albayrak hedef alınıyor. Küsta Nomerin bir başka soruda İmam tip liselilere nefret kusması da dikkatlerden kaçmadı. İşte hastalıklı bir zihniyet diye boşuna demiyoruz. Tedavi olmaları gerekiyor. Gerçekten hastasınız bakın. Gerçekten bir psikiyatriste görünmeniz lazım siz. Ve ilaç tedavisine falan başlanılması lazım çünkü fevkalade kötü durumdasınız. Yani bir psikologla belki işiniz çözülebilir diye düşünüyordum yakın zamana kadar ama yok, mümkün değil. Muhakkak acilen ilaç tedavisine başlanması lazım. Bu kadar olmaz yani. Artık ileri boyutlara varmış bu hastalık maalesef. E, aklınızı, başınızı bu şekilde yiyip bitirmeden kendi iyiliğiniz için bir doktora görünmeniz lazım yani olayı buraya kadar getirdiyseniz eyvah ki eyvah yani. Bu tabii yani kendilerini yer bitirir. Kimseye bir şey yapmaz. Bu kadar sığ, bu kadar ucuz hareketler, davranışlar yani ya senin işin gücün bir şey öğretmek. Bak akademisyen olmuşsun. Öğrencilere doğru düzgün bir şey öğretmen lazım. Yani böyle Siyasi mesajlar, işte militanlık, bu bu militanlık değil mi mesela? Militanlık şey, dediğiniz şey, işte asıl tam da bu. Akademisyen değil, militan diye Yeni Akit gazetesi yazmış manşetine. Militanlık budur işte yani. Her koşulda, her şartta, kim bana ne der diye bakmadan, düşünmeden bu hareketleri yapmaktır militan. Enteresan bir şey tedavi şart maalesef. Militan Akademisyen'e soruşturma açılmış bu arada. Dertleri sistemle değil milletin adamlarıyla diye bir başlık var. Dün ee, başkanlık, haydi evet Heh, bir ara bir gitti geldi ekran. Dün başkanlık diyenler bugün karşı çıkıyor. Dertleri sistemle değil milletin adamlarıyla. Günümüzde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le HDP, Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi'nin yeniden getirmeyi vaat ettikleri parlamenter sistemi öven bazı kalemşörler, 28 Şubat sürecinde ise başkanlık sistemi savunucusuydu. Cengiz Çandar, Can Ataklı, Taha Akyol, Ertuğrul Özkök, Güngör Mengi, Doğan Heper, Tufan Türenç ve Güneri Civaoğlu gibi isimler, Refah Yol Hükümeti'nin ile indirildiği dönemde köşelerinden bolca başkanlık ve yarı başkanlık sistemi güzellemeleri yapmış ve Türkiye'de tıkanan siyasi yapının başkanlık sistemiyle aşılacağını savunmuşlardı. Aynı zihniyet bugünse kendi istedikleri sistemi getiren milletin adamı Erdoğan'a olan düşmanlıklarından güçlendirilmiş parlamenter sistem sakızı çiğniyor. eh, şişirip şişirip patlasınlar belki hazmetmelerini kolaylaştırır diyelim. Yeni Akit gazetesinin sürmahşetinde yer alan bir şeye bizi küresel petrol baronlarına ezdirmeyin yerli akaryakıt şirketlerinden yetkililere çağrı Türkiye akaryakıt sektörünün %80'den fazlasını kontrol eden yabancı uluslararası akaryakıt devlerinin yerli firmaları kaçakçılıkla suçlayarak algı yürüttüğünü mevcut bürokratik uygulamalarında yerli ve milli akaryakıt sektörünün belini büktüğünü belirten sektör temsilcileri sıkıntılarına neşter vurulmasını istiyor. Seslerini duyurmak isteyen yerli küçük ve orta ölçekli akaryakıt dağıtım firmaları Akit'e ulaştırdıkları ortak mektuplarında Anadolu sermayesi uluslararası tekerlere hizmet eden lobilerin yönlendirdiği algı çalışmasının hedefi konumunda. Kamuoyu ve EPDK yönetimi bu küçük ve orta ölçekli dağıtıcıların potansiyel kaçakçı olduğuna inandırılmak isteniyor ifadelerini kullandı. Sıkıntılarına çare bulunmasını isteyen firmalar mektupta şu ifadelere yer verdi. Yeterli teknik bilgi ve donanımdan yoksun kolluk güçlerinin usule uygun olmayan raporlarıyla küçük aksaklıklar için dahi 5 milyon liradan başlayan idari para cezaları verilmekte ...ve gayri meşru işlerle hiçbir ilgisi olmayan birçok akaryakıt firması piyasadan silinmektedir, diyorlar. Ekrem ve Mansur Boş'a konuşmasın. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Yaroğlu, Ankara temsilcimiz Hacı Yakışıklı'ya çarpıcı açıklamalar yaptı. Su için bütün altyapıyı biz hazırladık. Başta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok CHP'li belediye başkanının su ile ilgili serzenişlerini eleştiren Eski Bakan Veysel Yaroğlu... İlk içme suyu yeraltı haritasını hazırlayıp 150 yıl dayanıklı altyapı borularını biz hizmete sunduk. İstanbul'un 2071'e kadar olan ihtiyaçlarını düşündük. 81 ilin arz talep grafiklerini hazırladık. 600'e yakın baraj, 1000'e yakın gölet inşa ettik. Yeraltı suyu takviyesi yaptık. Şimdi onlara düşen şevk ve heyecanla çalışmalarıdır. Ama algı peşinde koşup boşa konuşuyorlar dedi. Yeni Akit gazetesinin ilk sayfasından bir başka haber daha. Kadın asker pes etmedi, kazandı. Güney Afrika'da başörtüsü zaferi. Güney Afrika ordusunda görevli Müslüman asker binbaşı Fatima İsaks, kepinin altına başörtüsü taktığı için disiplin cezasına çarptırılınca soluğu mahkemede aldığı İsaks'ın 3 yıl süren hukuk mücadelesi neticesinde Güney Afrika ordusu kıyafet yönetmeliğini Müslüman bir kadının başörtüsü takmasına müsaade edecek şekilde revize etmek zorunda kaldı denilmiş efendim. Evlilik öncesi düğün öncesi evlilik dersi Bismil'de örnek uygulama. 2 saat süren eğitimlerin ardından çiftlere sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yeni evlenecek çiftler için evlilik okulu açıldı. Çiftlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın dini ve içtimai şifreleri verildi. Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde verilen evlilik öncesi eğitimlerde yeni çiftlere etkili iletişim, öfke kontrolü, empati, sağlıklı ebeveyn ilişkileri, dinimizde evlilik, evlilikte ibadetin yeri ve önemi, temizlik ve hijyen, sağlıklı beslenme, aile bütçesi hazırlama, Doğru alışveriş usulleri ve dinimizde israf, güvenli internet ve dolandırıcılardan korunma gibi konularda dersler verildi. Dört dörtlük, harika bir şey. Genel olarak bütün yurtta yapılması gereken bir şey gerçekten bu. Hemen, acilen, şimdi başlaması gereken bir şey. Tebrik ediyorum e, yapanları, sebep olanları. Vallahi on numara beş yıldız diyorlar ya hani öyle bir uygulama olmuş. Çok güzel. Hem de dersler de çok güzel. Yani verilen eğitim de çok güzel. Başlıklar titizlikle seçilmiş yani. Müthiş. Öyle ben yaptım oldu falan değil yani. Bayağı dolu dolu başlıklar, dolu dolu içerikler. Bak öfke kontrolü, empati. Efendim yok ben anamın dediğini tutacağım. Yok sen babanın dediğinin yolundan gidiyorsun falan filan hani oluyor ya bazen böyle şeyler empati sağlıklı ebeveyn ilişkileri çünkü sağlıklı ruhen ve bedenen sağlıklı olan anne baba da sağlıklı evlatlar inşallah dünyaya gelir ve ondan sonra da gelecek daha başka, daha güzel olur, daha ümitli oluruz. Daha yerinde olur her şey. Kanayan bir yara. Çok güzel bir icraat yapılmış Bismil Belediyesi'ni tebrik ediyoruz ve diğer bütün belediyelere de örnek olsun. Hatta bu işi Milli Eğitim Bakanlığı organize etsin. Hatta şöyle yapalım, bütün kurumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı da yapsın böyle şeyleri. Yani Aile Bakanlığı da yapsın. Bütün bakanlıklar üzerine düşen yani ya da bir araya gelerek bir şeyler yapılsın. Müthiş. Tebrik ediyoruz. Gerçekten çok beğendim bu haberi. Şimdi geçiyoruz Yeni Şafak'a. Yeni Şafak gazetesi Pensilvanya'dan mesaj mı getirdi diyor manşetinde siz de görüyorsunuz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar seçmene şirin görünmek için görüştüğü Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ersin Şimşek'in tuhaf bağlantıları çıktı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da en güvendiği adamı Osman Şimşek'in kardeşi olan Ersin Şimşek, 15 Temmuz'dan hemen önce ABD'ye gidip 27 Temmuz'da dönmüş. Bir dönem garson ve vale olarak çalışan Ersin Şimşek'in uluslararası trafiği de oldukça şaşırtıcı görülüyor. Şimşek'in 30'dan fazla yurt dışı çıkış kaydı var. Ailesinin çoğunun da FETÖ irtibatları tespit edildi. Şimşek'in eşi Hilal Şimşek, 2014 yılında örgüt talimatı üzerine Bankasya'da hesap açtırıp 20 bin lira yatırdı. Ersin Şimşek'in Almanya'da yaşayan abisi Halil Şimşek de FETÖ'nün Avrupa genelindeki konferanslarıyla büyük mütevelli toplantılarına katılarak dersler veren bir isim. Kılıçdaroğlu ile fotoğraf veren Ersin Şimşek'in Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile İYİ Parti'deki birçok isimle yoğun irtibatı bulunuyor denilmiş efendim. İsme baktığınız zaman dernek ismine Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı. Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği. Bunların hepsi bir araya nasıl geliyor ya? Bazen hakikaten şaşırıyorum yani ne diyeceğimi bile bilemiyorum. Efendim başka neler var? Gülen'in kara kutusu bu haberin hemen altında. Osman Şişek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınında bulunan Mollalar grubunda yer alıyor. Ve özel kalem olarak Pensilvanya'da yaşıyor. Şimşek, Gülen'in örgüt tabanına yönelik mesaj ve videolarının yayınlandığı Herkül sitesinin editörlüğünü yapıyor. Aynı zamanda örgütün tepe noktasıyla Gülen arasında irtibat noktası denilmiş. Biden terörle geliyor. DH kartı yeniden Irak ve Suriye'den çekilmesi beklenen ABD, Biden'la politika değişikliğine giderken yine DH kartına sarılıyor. Bitti denilen DH yeniden terör saldırılarına başladı. Örgüt 2021 yılı başında Irak'ın başkenti Bağdat'ta 32, Suriye'nin Rakka şehrinde 13 kişiyi katletti. Cumartesi günü de Irak Selahaddin'de 11 Haçlı Şabi üyesi öldürüldü. Burada tekneyle ölüme gönderdiler. Göçmen kaçakçılarının yeni yöntemi kan dondurdu. Çete üyelerinin hurdaya çıkan teknelere doldurduğu göçmenleri 10 dakikalık dümen eğitimi vererek ölüme gönderdiği ortaya çıktı. Polis 16 ildeki operasyonlarda 74 kişilik çeteyi çökertti denilmiş. 10 dakikalık eğitim. Abi işte sağa çevirince sağa gidiyor, sola çevirince sola gidiyor. Hadi bakalım sen buradan gidersin diyorlar. Yunan'a. Gerçi oraya gittiği zaman da ne oluyor? Dayak yiyorlar, soyuluyorlar. Ondan sonra dönüp geliyorlar. Böyle de bir durum var. Erdoğan'ın oyu yüzde 52. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yaptırdıkları son ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun yüzde 52, AK Parti'nin oyunun 42,1 çıktığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun partisi içinde ...Nirlik'te 5 sırada bulunduğunu söyleyen Ünal, 2 yıldan beri hiçbir araştırmada ne Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne de AK Parti'nin oylarında bir değişiklik oldu, dedi. Bu şekilde efendim, e, aşıda ilk sonuçlar Şubat ortasında alınmaya başlanacakmış, aşılananların kodları kırıldı, plasebo çıkan gönüllülerin aşıları vurulmaya başladı, iki dost şeklindeki aşıların ikincisi 14 gün sonra yapılacak... 13 Ocak'ta başlayan aşılamalın ilk sonuçları ise Şubat ortasında kesinleşmeye başlayacak. Sırası gelen 75 yaş üzeri vatandaşlar da aşılarını olmaya başladı deniliyor Yeni Şafak gazetesinde. Sabah gazetesine geçmeden şu mesajlara bir daha bakalım şöyle neler gelmiş. Şuradan görebiliyor muyum? Eş zamanlı mı acaba diye kontrol edeyim. Evet. Hayırlı sabahlar Mustafa kardeşim demiş. Vural Morgül hayırlı cumalar diliyor. Allah razı olsun. Sahra Makine çalışanlarına selam olsun. Hayırlı cumalar dilemişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ümraniye'den Osman kardeşimiz. Cumanız mübarek ve bereketli olsun inşallah. Selam ve dua ile kalın takipteyiz demiş. Eyvallah. Kurular Nakliyattan Ali Kuru Bey. Cumanız mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet versin inşallah demiş. Allah razı olsun. İşiniz gücünüz yolunda olsun inşallah. Hayırlı sabahlar. Bazı konuların ivedilikle yapılması gerekli. Tarımla ilgili konular, eğitimle ilgili konular, hal yasası ile ilgili konular gibi gibi. Bizim muhalefet boş konuşup gündem yapacağına iktidara bu gibi konularda yapıcı fikirler sunsalar daha yapıcı olur kanımca. Kuru kuruya demokrasi ve insan hakları diye kürsülerden nutuk atmakta karın doyurmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi gelir gelmez A'dan Z'ye her şeye zam yapmakla da her şey güzel olmuyor. Boş laflarda eve götürülmüyor yani karın doyurmuyor. Saygılar efendim demiş Bahçeli Evler'den İrfan Çiçek Bey göndermiş mesajını. Efendim Salih Bey yazmış, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlarınız olsun. Mübarek Cuma'mızın hayır, feyiz ve bereketi cümlemizin ve cümle, cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah diyor. Sizin şahsınızda fedakar Lale Gül TV radyo çalışanlarının cümlesine, kıymetli izleyici ve dinleyicilerine Tokat Erbağ'dan muhabbet dolu selamlar demişler. Allah razı olsun. Hiç, biz hiçbir plan yapmadığımız için duvara toslayınca plansızlığı planlamak durumunda kalıyoruz. Bürokrat, belediye vesaire oturdukları yerden karar alıyorlar. Danışma, araştırma yok. Saha araştırması da yok yani hiç vatandaş ne düşünüyor o da çok fazla bilinmiyor yani. Kısıtlamalar gibi metrobüste virüs bulaşmaz ama elektrikçi dükkanı kapatılır mesela. Şimdi bu akademisyenlere ikramiyesi verilerek emekli edilecektir ama Sofuoğlu Hoca başta AK Partililer tarafından linç edilir. Militan akademisyene hak hukuk aranır diyor. Efendim isim yazılmış mı bakalım mesajda yazılmamış. Hayırlı cumalar Mustafa'm Allah hepsini ıslah etsin. Ali Atabak da kalmış hepsi. Format atmak lazım. Beyinleri yıkanmış militan bunlar. Hepsi düzelecek inşallah. Allah ülkemize güç kuvvet versin amin demiş İzmir'den Salih Yıldız. Hayırlı yayınlar dilemiş. Allah razı olsun. Kağıthaneden toprak tekstil çalışanlarından selamlar göndermişler. Hayırlı bereketli cumalar diliyorlar. Allah razı olsun efendim. bil mukabele diyoruz bizlerde. Hayırlı cumalar ben Orhan dün testim pozitif çıktı. Belim ve bacaklarım ağrıyor ve üşüyorum. Madem hafta sonu yasaklar getireceksiniz tam gelsin marketler manavlar açık millet. Bizim burada ana baba günü dışarıda markete gitme bahanesiyle diyor. Herkes geziyor. Doğru valla. İsviçre Olten'den Sabiha Küçük Yıldız ablamız burada üç gündür diyor çok güzel yağmur yağıyor. İnşallah İstanbul'umuza da yağar demiş göndermiş olduğu mesajında. İnşallah selam olsun. Mus Mahmut Karakaş, Adana'dan yazıyorum. İstanbul Sözleşmesi ve Nafaka'yı sık sık dile getirin. Belki bu zulmü kaldırırlar. Binlerce insan mağdur, hayırlı cumalar demiş. Binlerce insan dediğimiz falan, hani milyona dayandı zaten. Kaç milyon baba maalesef evine gidemiyor. Bir an evvel çözüm bulunması lazım bu işlerde. Nasıl olacak, nasıl yapılacak bilmiyorum. Bu işin bilir kişilerini e, göreve davet ediyoruz ama bir de şey yapılmalı, araştırma yapılmalı yani. Selamun aleyküm, aleyküm selam Mehmet Taşkaya yazmış. Oyu Konya'dan alıp vakti Kenyalarda geçirirseniz ülkede ne olup bittiğini e, bilmez, kontrolü sağlamak zor olur. Proje proje vakti parayı beşe bölmelerle harcarsanız kralın soy tarıları bile dalga geçer olur milletle demiş bu Berhan Şimşek'i de kastederek Mehmet abimiz bugün de bu şekilde dile getirmiş tepkisini. Emin günaydın hayırlı sabahlar efendim diyor. Allah'ım şu gözlerimiz kapanmadan bu memleketin CHP zihniyetinden HDPKK lanetinden kurtulmayı nasip eyle bu hastalıkların nesillerimize zarar vermesine izin verme Allah'ım diye dua etmiş Emin Bey. Amin diye de eklemiş sonuna. Evlilik kokulu uygulaması çok çok geç kalmış bir uygulamadır. Endonezya ve Malezya'daki gibi zorunlu, birkaç ay ve yine bu ülkelerdeki gibi bitirme sınavı başarı baremi de söz konusu olmalı diyor. Sonuna da bir sınav konulmalı, eklenmeli deniliyor yani. Avusturya'dan Abdurrahman kardeşim yazmış. Elim ayağım titredi, o öğretmen denilen haber yüzünden Tayyip kadar taş düşsün başlarına. Bunlar bir Erdoğan'la uğraşıyor artık, koronayı döndüler. 24 saat sokağa çıkma yasağı var, bir de Afrika mutasyonu gelmiş Avrupa'ya. Böyle konuşanları yazanların vatandaşlıktan atalım, buraya yollayın. Ben karşılarım, benim kömürlük müsait demiş. Göndermiş olduğu mesajında. Efendim Akhisar'dan yine selamlarını göndermişler. Sizleri dua ve güzelliklerle izliyoruz demişler. Allah razı olsun. İsmail Ulukan yazmış. Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun demiş. İsmail abi bizi de toplu mesaja mı dahil ettin? Ne yaptın? Bu biraz hazır toplu mesajlara benzemiş yani. Sarıyer'den yerden Yunus Emre hayırlı cumalar hocam demişler. Estağfurullah. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar kardeşim demişler ama isim yazmamışlar. Çok teşekkür ediyoruz gelen mesajlar böyle. Efendim. İslam ahlakı işlense evlenmeden önce bugünkü sorunlar olmazdı. Evlerde namaz yok ki. Huzur olsun. Almanya Donen Şingen'den selamlar demiş Murat abimiz. Murat abi uydurup söylüyorum. Donen Şingen değildir belki ama e, sen artık düzeltirsin. Silivri'den Güner ailesi hayırlı yayınlar. Cuma günü dua kabul saatine dualarımız denk gelip Rabbim istikametten ayırmasın demiş. Amin. Rabbim ittifaka yeni üye, şey reis ittifaka yeni üye aramak yerine nafaka zulmü ve İstanbul Sözleşmesi'ni halletsin. Oy problemi olmayacaktır diyor. Ömer Genç göndermiş mesajını. Evet efendim, çözülmesi gereken meseleler var. Özellikle 2023'e yuvarlanıp gittiğimiz şu zamanda artık gerçek manada bu toplumsal bak içtimai hayatın düzene girebilmesi için bu çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması lazım. Yapılmalı ki insanlar rahat rahat nefes alabilsinler. Sadece bu değil, ceza hukuku mesela çok ciddi garabetler var ya. Bunlar da çözüme girmesi lazım. Bir de e, bu rehabilitasyon çalışmalarının adam akıllı sağlanabiliyor olması lazım ya. Ya cezaevi yapmak, yeni cezaevleri yapmak ve orayı da doldurmak değil. Zaten şu anda tıka basa tamamen dolmuş vaziyette. Türkiye'de cezaevleri de işte yeni cezaevleri yapılıp da meseleyi öyle çözmek falan da akla gelmesin. Mesele şu. Bir kişi neden suç işliyor? Bu kişilere suç işlememesini nasıl sağlayabiliriz? Yani suç suçu daha işlenmeden, tasarlanmadan, akla dahi gelmeden önleyebilmek rehabilitasyon budur, ıslah çalışması budur, yapılması gereken şey budur. Yoksa elbette ceza hukukumuzda adam akıllı böyle dört dörtlük herkesin yüreğine su serpen bir noktada adaletli bir vaziyette olsun isteriz ama bir de işin daha suça karışılmadan önünü kesmesi gibi bir durum var bunun da eğitimle olabileceğini biliyoruz bunun da herkesin hakkının hukukun bir tamam yerine teslim edilmesiyle alakalı olduğunu da biliyoruz yine Sabah gazetesi PKK'ya tam abluka manşetini atmış. Detaylarına bakalım. Hemen Türkiye'de ve sınır ötesinde hareket edemez hale gelen, telsiz telefon ve internet kullanamayan terör örgütünün elebaşları Kandil'deki mağaralarında sıkıştı. Mehmetçiğin yerlerini bulması korkusuyla toplantı bile yapamayan PKK'lı teröristler hareket kabiliyetlerini tamamen yitirmiş durumda. Suriye ve İran sınırına örülen duvarla iyice kıskaca giren örgüt çareyi Kuzey Irak'ı üst, ya üst yapmakta arayınca Türkiye harekete geçti. Bir yandan diplomatik yoldan bölgesel yönetimle temasa geçilirken bir yandan da Irak sınırına duvar örülecek. Duvar olmayan yerlerde kale kollar kurulacak. 15 gün havada kalıp 1000 kilometrelik alanı kontrol eden zeplinler devreye girecek. Böylece teröristlerin sızma yollarının tamamı kapanacak deniliyor. Bilim insanları için Türkiye cazibe merkezi. Başkan Erdoğan 21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacı çalışmalarını Türkiye'ye taşıdı diyor. Bak 21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacı çalışmalarını Türkiye'ye taşımış. Bunlar güzel notlar, anekdotlar. Bunları hafızamızda yer edelim. Ee, ve yani bu noktayla da eleştiriliyor ya şudur budur Türkiye'de işte bilime imkan tanınmıyor öncelik verilmiyor vesaire diye artık eskisi gibi değil biraz daha iyi toparladık yani daha daha güzel olsun inşallah 2025'te Dünya Bilim Forumuna ev sahipliği yapmaya talip olduk hazırız bu yıl yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı daha ülkemize kazandıracağız. Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve milli üretiminde özel sektör kuruluşlarımızı seferber ettik. Amerika ve Çin'den sonra COVID-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3. ülkeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesinden de aktaracaklarımız böyle. Geçelim. Türkiye gazetesine. Türkiye gazetesi çiftçi isyan etti. Gözünüzü toprak doyursun. Gübreyi kim fırlattı diye bir manşet. Faiz zamlardan şikayetlerin tavan yaptığı dönemde bir çığlık da çiftçiden geldi. Gübre saklanıyor, fırsatçı her hafta zam yapıyor, üretimi vuracaklar. Bakın burada bir operasyon dönüyor. Bunun farkına varılmalı. Yine bir iletişim kazasına sebep olunmalı bu çıkıp bir an evvel Tarım Bakanı çıksın ekranlara konuşsun. Niye susuluyor ya? Ben bu iletişimsizliği anlayamıyorum. İletişim çok çok önemli. Sağdan soldan ben gazete manşetlerinden oradan buradan fikir sahibi olup bir de dışarıda efendim köşe başlarında konuşarak birbirlerini insanlar çünkü böyle birazcık daha gaz verir. Bu söylentilere şey yapmadan, yer vermeden nedir, ne oluyor, nasıl mücadele edilecek bununla? Bunlar tek 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 izah edilmeli. Sürecin en başından beri yapılmalı bu. Bazı meseleleri kaçırarak, konuşmayarak, görmezden gelerek bir yerlere varılamaz, varılması da mümkün değil. O yüzden kimsenin ekmeğine yağ sürmemek adına çıkılsın, gübre fiyatları niye artıyor, yağ fiyatları niye artıyor, ne oluyor, ne bitiyor, ne zaman aşağı inecek bu, Nasıl dizginlenecek? Bununla mücadele için bir politika belirlendi mi? Neredeyiz? Hangi aşamasındayız? Ee, bize bir tarih verilebilir mi? Şu tarihe kadar bütün bu meselelerin üstesinden geleceğiz denilebilir mi? Bunlar fevkalade önemli sorular, cevap bulunması gereken şeyler. O yüzden biz gündeme getiriyoruz. Başınızı kuma gömerseniz eğer birilerinin yaptığı gibi bu ciddi anlamda zarara sokar. Tarımın önemli girdilerinden gübre fiyatlarında akıl almaz hareketler yaşanıyormuş efendim. Dolar bir yılda 24 yükseldi, gübredeki artış yüzde yüze dayandı. Üreticiler depoda saklanan ürüne her hafta zam var. Stokçu aksız kazanç elde ediyor. Gübrenin tonu 1650 liradan 3000 liranın üzerine çıktı. Bu zammı anlayamıyoruz diyor. Gazetemize konuşan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, çiftçi gübreyi kısacak, bu da verimi vuracak. Az hasat sonrası fiyatlar artacak. Devlet depolardaki gübre miktarı ne kadar? İthalatçılar bunları kaça almış? Kontrolünü yapmalı. Tarım, kredi, piyasaya ucuz gübre sürmeli. Ayrıca destekler artmalı çağrısında bulundu. Valla artık birilerinin bu işte bir şeyler yapması gerekiyor diyoruz ya, Sayın Cumhurbaşkanımız, bakın buradaki bu dalgalanma, burada birilerinin yaptığı yürüttüğü operasyona eğer neşter vurmazsanız bu problemi çözmezseniz bunların belini kırmazsanız bu stokçuların belini kırmazsanız çok ciddi doğrudan ya da dolaylı olarak size olumsuz bir biçimde dönüşü olur. Mutfak önemli kardeşim. Sebze, meyve, insanların buna ulaşabilmesi, et, süt, yumurta, balık bunlara insanların ulaşabiliyor olması fevkalade önemli. Varsın bir insan, elbette her şey olsun. Yani evi, barkı da olsun, arabası da olsun, yatırımlık işte arsası da olsun, şusu da olsun, busu da olsun falan filan, refah seviyesi yükselsin. Herkes ister, her şey olsun. İşte tele, en son model telefonu olsun, bilgisayarı olsun, şudur budur. Ama gıdaya, bu kadar çok yani tarım ülkesinde yaşıyoruz. Hayvancılık bizim ülkemizde müthiş olması lazım. Et de pahalı efendim, şey de pahalı, sebze meyve de pahalı, süt de pahalı, süt ürünleri de pahalı, e her şey pahalı. Nasıl olacak bu? Doğrudan ve dolaylı olarak sizi etkiler. Dolayısıyla bu bunu yapanların kimse hemen acilen tespiti yapılmalı, belleri kırılmalı verdiğiniz cezalar öyle efendim 3 bin işletmeye 10 milyon lira ceza yazdık. 15 milyon ceza yazdık. Ya bu, bu bir şey çözmüyor bu. Bu çözmüyor. Buradan bir çıkış yolu olmuyor yani. Adam kaldığı yerden devam ediyor. Çünkü deli para kazanıyor. Öyle böyle değil yani. Hesabını, kitabını falan tutamayacağı kadar deli para kazanıyor. Bunların yaptığı şeyin bir defa suç kapsamına alınması, değilse bile artık nasıl rahat yapabiliyorlarsa para cezası falan değil. Daha başka cezalar, inanılmaz yaptırımlar gelmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi yüzdelik oranda cezalar, can yakıcı, devam ederse kusura bakma kardeşim senin ticari sicilini ben karalıyorum diyeceksin. Ya da bir hafta, on gün, bir ay kademeli olarak artık suçun kapsamı şeyi neyse seni ticari şeyden men ediyorum. Sen bir ay boyunca hiçbir şekilde satış yapamayacaksın vesaire. Artık neyse nasıl olacaksa o iş bunu otursunlar bilir kişi yapsınlar. Yani belini bükeceksin ki bir daha böyle işler yapamayacak. Milletin üzerinden bu da bir başka teröristlik yani bunu da söyleyelim. Bunun adı da budur maalesef. Ya patates gündem oluyor bu ülkede ya soğan gündem oluyor kardeşim. Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Yani biz başka şeyler konuşalım derken gündeme takılan mevzulara bak. Gübre. Ya gübre gübre. Yani bu gündem olmamalı ya. Bu bu falan artık yani böyle aşılması gereken şeyler bunlar yani. E nasıl aşılacak? Mücadele ederek. Ciddi anlamda bir sistem hala oturtulamadı. Kurulması gerekiyor, yapılması gerekiyor. Karnı doymuş bir insan, efendim, istediği gibi meyvesini, sebzesine ulaşabilen, etini yiyebilen, balığını tüketebilen bir toplumun öyle çok çok büyük işte kafaya takabileceği şeyler olmaz. O yüzden yani olmaz derken buradaki öfkenin geri dönüşü yok. Yani burada eğer millet sinirlenmeye devam ederse, bu şekilde devam ederse bu fiyatlar filan bunu toparlayabilmenin hakikaten şeyi yok. E, geri dönüşü yok maalesef. Şimdi Türkiye gazetesine attık. Gübreye bile el atmışlar. Oradan bile bir şeyler yapıyorlar. E, güzel tarafından bakalım demiş İbrahim Bey. Kendilerini yavaş yavaş geliştiriyorlar. Cuma'yı kılmak için camiye gitmek gerektiğini öğrenmişler. İsmet İnönü gösteriş olmasın diye evinde kılarmış ya. Hutbeyi kim okuyor orada acaba? Diyor. Hayırlı yayınlar hocam. Yurt dışında yaşayıp da ülkeye dönmeden durumu eleştirenlere nankör diyen gurbetçiler gelsin. Buradan yaksınlar demiş. Abi ne yazık değil mi? Dış güçlerle uğraşılması gerekirken içimizde öyle bir savaş var ki elimiz kolumuz bağlı demiş Yusuf Üstün. Valla el kol bağlı değil esasında. Sadece... Ee, çalışkan olmak, Tutumlu olmak, davada eğer bir davanın neferi olduğumuzu söylüyorsak, bunu ilan ediyorsak, bunda sıkı sıkıya, e, dürüst bir şekilde, başka hesaplarda gütmeden sahip çıkabilmek ve adım atmak lazım. Hayatın her alanında, her zaman ve zeminde. Ayşe Say, rahmetli babamın paylaştığı son mesaj. Mustafa abi, Rabbim sizlere bütün Muhammed ümmetine... Hayırlı kapılar açsın. Bu mübarek Cuma gününde amin demiş. Allah razı olsun. Sayısız kapın var. Bize hayırlı olanı aç Allah'ım diye dua etmiş. Ayşe kardeşimizin Covid sebebiyle hayatını kaybetmişti. Rahmetli babasına da efendim dualar edelim. Biz de Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah diyelim. Peki. Neydi? Mutfak önemli, tencere önemli, tencerenin kaynatılması önemli diyoruz değil mi? Geçen gün bir markette e, haberi izledim yani marketteki fiyatlar. Aman Allah'ım öyle böyle değil yani. Biber 23 lira, domates 18 lira, efendim, patlıcan. Yani tamam bunlar e, yaz sebzesi, meyvesi bilmem nesi ama ya bu fiyat da normal değil yani. Hani bu kadar yükselmesi. ıspanak, Ispanak ya. Ispanağın bile kilosu onlarca liraya ulaşmış vaziyette. E şimdi bu ıspanak dediğin ottur. Bunu bilmeyen yoktur. E niye o zaman bu bu kadar pahalıdır? Bunun cevabını kimse veremiyor. İlginç. Türkiye Gazetesi'nin manşeti böyle. E, biz tabii bu eleştirileri yerine getirirken herkes şikayet, halk, vatandaş şikayet eder. Haklıdır da vatandaş her zaman. Müşteri her zaman haklıdır diye bir prensip vardır ya, vatandaş da her zaman haklıdır. Gönlünü hoş tutacaksın, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen şey edebalilerin torunuyuz. Öyle bir kültürden geliyoruz biz. Çünkü böyle inanılmaz e, ufuk açıcı ve aynı zamanda da hayatın hayatta tam da böyle yüzde yüz karşılığı olan sözler sarf etmiş, hikmetli sözler sarf etmiş, bilir kişiler, alim kişiler, akil kişiler gelmiş, geçmiş, gitmiş bizim hayatımızdan. Bu sebepten dolayı onların sözlerini tutalım, prensip edinelim, şiar edinelim, ona göre hareket edelim ya. Bu, bu kadar zor olmamalı ya, gerçekten zor olmamalı. Yani 3-5 stokçuya birkaç simsara kaldıysa bu iş, ve bunlar istedikleri zaman kilitleyebiliyorlarsa, e bu da bir başka paralel yapılanma. Yani devlete rağmen bu adamlar bu işi yapabiliyorlarsa eğer, bu da bir başka paralel yapılanma yani. Bununla da mücadele edilmeli. Bu da bir başka terörist yapı yani. Elindeki de silah olarak kullanıyor. Asla imkan verilmemeli. Gözünün yaşına bakılmamalı. Kim olursa olsun, üstünden üstesinden gelinmeli. Vatandaşın böyle boğazından geçecek lokmayı e, bu kadar pahalandıran bu düzenbazların üstesinden gelinmeli. Bunu da yapacak olan icra makamında olan kişiler. O yüzden dile getiriyoruz yani. Yoksa başka işlerde nice başarılar devşirilmiş. Allah razı olsun. Hepsinden mutluyuz, müteşekkiriz. Sağlık alanında yapılan çalışmalar efendim insanların hayatını kolaylaştırmak için atılan adımlar bir dünya planlar, projeler, gelecek için hedefler, çizilen tasvirler vesaireler bunların hepsi güzel ama bir de bugünü var bu işin. Yani hep yarın, yarın, yarın da bugün ne yiyeceğiz? Şimdi ben size gelsem yarın var ya sana bir kebap yapacağım. Üf. Öyle bir ama bugün e, ne var bugün mesela tirit var, işte musakka var falan desem, sen dersin ki ya tamam da kardeşim benim yarına çıkacağım ne malum ya, bugün yapsaydın olmaz mıydı der. İnsan tamam yarın güzelliği ister ama aceleci bir tavrı yanı vardır yani insanın. Bugünü de tazim ve tanzim etmek zorundayız. Bugün çünkü varız, yaşıyoruz. Yarınki hedefler, planlar elbette heyecanlandırıyor ama bugünün problemini bugünden değil, dünden çözmüş olmamız lazım aslında ama hadi bugünden çözelim. Eyvallah efendim başkaları düşmanlık yapmak için eleştiriyor ve onların bir tutarlı tarafı yok. Onlar düşmanlığına alabildiğine yani hepsini içine katarak eleştiriyor. Bizim eleştirdiğimiz noktada düşmanlık yok. Biz sadece güzele iyiye ulaşabilmek noktasında naçizane ufak tefek yani fikir ortaya koyuyoruz. Naçizane. Dinlenilir, dinlenilmez ama halkın içerisinde yaşadığımız ve orada nefes alıp verdiğimiz için sanki bu meseleleri daha yakından müşahede ediyoruz ve daha iyi biliyoruz, daha iyi dile getiriyoruz diye düşünüyorum efendim. Plazalarda yaşamıyoruz. En azından çarşıdayız, pazardayız. Homurtuları, eleştirileri duyuyoruz. Bunu da dile getirmek boynumuzun borcu. Yine görüşelim inşallah pazartesi günü. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. pazartesi günü de yeni bir aya başlamış olacağız artık. Şubat ayına gireceğiz malumunuz. Efendim o vakte kadar hoşça bakın zatınıza. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyorum efendim. <laughs>